Herkese merhaba. Bilim Peşinde YouTube kanalına hoş geldiniz. X ışınları, elektromanyetik radyasyonun bir türüdür. Yüksek enerjili fotonlardan oluşur ve ultraviyole ışınları ve gama ışınları arasında yer alır. X ışınları, genellikle tıbbi görüntüleme, malzeme analizi ve diğer endüstriyel uygulamalar gibi çeşitli alanlarda kullanılır. X ışınlarının keşfi, Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen tarafından 8 Kasım 1895'te tesadüfen gerçekleşti. Röntgen, katot ışınlarını incelemek için bir vakum tüpü kullanıyordu. Bu tüp, bir vakum içindeki iki elektrot arasında bir anot ve bir katottan oluşuyordu. Elektrotlar arasında bir yüksek gerilim uygulanarak, katot ışınları anota doğru hareket ederdi. Röntgen, bir gün tüpün etrafına bir karton kağıt yerleştirdi ve katot ışınlarının çarpıştığı yerde belirsiz bir ışın izi gördü. Bu izin kaynağını araştıran Röntgen, katot ışınlarının bir plaka tarafından geçirilmesiyle ortaya çıkan bir ışın olduğunu keşfetti. Bu ışın, çeşitli nesnelerin içinde geçebilir ve onların gölgelerini oluşturabilirdi. Röntgen, bu yeni keşif için X ışınları adını verdi. X ışınları adı, Yunanca'da bilinmeyen anlamına gelen zeno kelimesinden gelir. Röntgen, X ışınlarının özelliklerini araştırmaya devam etti ve birçok ilginç özellik keşfetti. Örneğin, X ışınları, tümörler gibi yoğunluğu yüksek olan nesnelerde daha az etki ederken, kemikler gibi yoğunluğu yüksek olan nesnelerde daha iyi emilirler ve gölgelerini oluştururlar. X ışınları, elektromanyetik radyasyonun bir türüdür ve belirli özelliklere sahiptir. Bu özellikler şunlardır. Yüksek enerji. X ışınları, elektromanyetik spektrumun en yüksek enerjili bölgesinde yer alır. Bu ışınlar, insan vücudu için zararlı olabilir. Geçirgenlik. X ışınları, çoğu nesnenin içinden geçebilir. Ancak, yoğunluğu daha yüksek olan nesneler, örneğin kemikler, X ışınlarını daha iyi emer ve gölgelerini oluşturur. Dalga boyu. X ışınlarının dalga boyu, ultraviyole ışınları ile gama ışınları arasında yer alır. Yaklaşık 0,01 ile 10 nanometre arasındadır. X ışınları, vakumda ışık hızına yakın bir hızda hareket eder. Bu nedenle, X ışınlarının hızı, ışık hızından sadece küçük bir farkla daha yavaştır. Yayılma. X ışınları, bir nesnenin içinden geçerken yayılabilir. Gölgelerin daha keskin olmasına neden olur ve görüntüleme kalitesini arttırır. Belirginliği. X ışınları, nesnelerin içindeki küçük ayrıntıları bile gösterir. Bu özellik, tıbbi görüntülemede ve malzeme analizinde kullanıldığında çok yararlıdır. Yönlendirilebilirlik. X ışınları, yönlerinin değiştirilmesiyle farklı açılardan nesnelere gönderilebilir. Nesnelerin içindeki ayrıntıların daha iyi görüntülenmesini sağlar. X ışınlarının özellikleri, tıbbi görüntüleme, malzeme analizi, endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda kullanılmasını sağlar. Ancak, X ışınlarının yüksek enerjisi nedeniyle insan vücudu için zararlı olabilirler. Bu nedenle, X ışınları kontrollü bir şekilde kullanılmalı ve gereksiz maruziyetlerden kaçınılmalıdır. X ışınları, birçok alanda kullanılmaktadır. İşte X ışınlarının en yaygın kullanım alanlarından bazıları. Tıbbi görüntüleme. X ışınları, tıbbi görüntüleme için en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Röntgen, mamografi, bilgisayarlı tomografi, BT ve diğer görüntüleme teknikleri, X ışınlarını kullanarak vücuttaki organları ve dokuları görüntülemek için kullanılır. Endüstriyel muayene. X ışınları, endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Metal, beton ve diğer malzemelerin kalitesini kontrol etmek için kullanılan bir yöntem olan endüstriyel radyografi, X ışınlarını kullanarak malzemelerin içindeki hataları ve kusurları tespit eder. Malzeme analizi. X ışınları, malzemelerin yapısını incelemek için kullanılır.
X ışını kristalografisi, malzemelerin atomik yapılarını incelemek için kullanılır ve materyal biliminde önemli bir araçtır. Gıda işleme. X ışınları, gıda işleme endüstrisinde kullanılır. Gıdaların içindeki metal, cam, taş gibi yabancı maddeleri tespit etmek için kullanılır. Ayrıca, gıda ürünlerinin kalitesini ve depolama ömrünü belirlemek için de kullanılır. Sanat ve arkeoloji. X ışınları, sanat ve arkeoloji alanında kullanılır. Antik eserlerin iç yapısını incelerken X ışınlarından yararlanılır. Ayrıca, mücevherat, tarihi objeler ve diğer sanat eserleri üzerindeki detayları incelemek için de kullanılır. Güvenlik kontrolleri. X ışınları, güvenlik kontrollerinde kullanılır. Havalimanlarındaki bagajlar, otellerdeki eşyalar ve diğer güvenlik hassasiyeti gerektiren yerlerde X ışınları kullanılır. Araştırma. X ışınları, birçok araştırma alanında kullanılır. Fizik, kimya, biyoloji gibi birçok alanda X ışınlarından yararlanılır. Özellikle, malzeme biliminde kullanılan X ışınları, materyal yapısının incelenmesi için önemli bir araçtır. X ışınları, birçok alanda kullanılan çok yönlü bir araçtır. Ancak, yüksek enerjileri nedeniyle insan sağlığı için tehlike arz edebilirler. Bu nedenle, X ışınlarının kullanımı kontrollü bir şekilde yapılmalı ve gereksiz maruziyetten kaçınılmalıdır. Özellikle tıbbi görüntüleme uygulamalarında, X ışınlarının dozajı düşük tutulmalı ve gereksiz tekrarlamalardan kaçınılmalıdır. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.